Hoş geldiniz. Emel Kırım Vakfı'nın düzenlediği Fikir Kültür Konferansları'nın bu haftaki konuğu, Varşova Üniversitesi öğretim üyesi, Polonya'daki Karaim Toplumu'nun üyesi Doktor Anna Akbike Sulimowicz-Kerut hocamız. Bize bugün Karay Türklerini anlatacak. Davetimizi kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca yine toplantımıza katılan Sayın Polonya Büyükelçisi Yakup Kumoha ve Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubar'a teşekkür ediyoruz. Kısaca Doktor Anna Sulimowicz'in geçmişinden bahsetmek istiyorum öncelikle. Varşova'da doğan Doktor Anna Sulimowicz-Kerut, lisans ve yüksek lisans eğitimini Varşova Üniversitesi'nde, doktora eğitimini ise Prag Karol Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1988'den bu yana Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde asistan profesör olarak akademik kariyerine devam etmektedir. Doktor Sulimowicz, Karaylar üzerine yaptığı akademik çalışmaların yanı sıra bu toplumun sivil toplum faaliyetleri içerisinde de aktif olup Polonya Karayim Derneği Başkan Yardımcılığı, Karay Mirası Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, ayrıca Avazımız ve Almanach Karaimski, Karayim Yıllığı dergilerinin editörlüğü görevlerini de yürütmektedir. Anna hocamıza sözü bırakmadan evvel vakıf başkanımız Zafer Karatay Bey'e sözü vermek istiyorum. Buyurun Zafer abi, buyurun. Sağ olasın Burak. Sayın Meclis Başkanımıza, Sayın Büyükelçimize, Anna Hanım'a ve bütün katılan konuklara hoş geldiniz diyorum. Katıldıkları için teşekkür ediyorum. Hakikaten bugün ben heyecanlıyım ve sevinçliyim. Karaylar bizim Türk dünyasının nadide çiçekleri. Hakikaten özel ihtimam gösterilmesi gereken, ilgilenilmesi ve desteklenmesi gereken çok özel bir Türk topluluğu. Biz Karaylarla ilgili olarak onların yetiştirdiği çok önemli Türkologlarla tanıyoruz. Türk tarihine, Türkolojiye yaptığı büyük hizmetlerle tanıyoruz. O toplumun içerisinden, o küçük toplumun içerisinden çıkan büyük insanlarla. Anna Hanım da onlardan birisi, Akbike Hanım. Karayların büyük hazanı Seraya Şepşal, Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşıydı. Onun gibi büyük insanlar yetiştiren bir toplum. Ama ne yazık ki bugün dünyanın çok çeşitli yerlerinde dağınık vaziyetteler ve sayıca çok az bir toplum olarak kaldılar. Bunları Anna Hanım zannediyorum bize bahsedecektir. Ben Karaylarla ilgili olarak biz 2007 senesinde Öztürk Karaylar diye bir belgesel yapmıştık. Eşim Neşe Sarısoy Karatay yönetmenliğini yapmıştı. Biz Anna Hanım'la o belgesel için bundan 15 sene kadar önce Varşova'daki Karay Mezarlığı'nda buluşmuştuk, tanışmıştık, konuşmuştuk. Buna geçmeden önce ben Varşova'dan söz etmişken bir şeyi de hatırlatarak başlayayım. Varşova'daki Müslüman Mezarlığı'nda da bizim Emel Vakfı'nın kurucularından, Emel Dergisi'nin sahipliğini de bir dönem yapan, İkinci Dünya Savaşı'nda doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye gelip yaşayan ama ömrünün sonunu da yine Polonya'da geçiren ve 4 Şubat 1999'da rahmetli olan Murat Yakuboğlu'nu da rahmetli anayım bu vesileyle Varşova'dan söz etmişken. Ve tekrar herkese hoş geldin derken bu arada Anna Akbike Hanım'a da o 2007 yılından küçük bir hatıra, o belgeselimizden bir bölüm izletelim. Küçük halkımız ihtisaslı Türkolog diyebiliriz. Yani Evet. en sevdiğimiz meslek Türkolog olmak. İlgi nereden geliyor? Gerçekten çok meşhur Zajanczykowski Yani gibi. sanırım 19. yüzyılın sonlarına doğru dini kimlik daha geri plana alınarak daha çok vurgu etnik kimliğine yani da Öne etnik çıktı. kimliği daha öne çıktı ve o zamanlar Türklere, Türklüğe daha çok büyük ilgi duyulmaya başlandı. Teşekkür ederiz. Evet. Zafer Ne kadar gerçek. gençtik o zamanlar. Evet.
Evet, ben de unutmadım. Hatırlıyorum çok iyi Zafer Bey ziyaretinizi, sohbetlerimizi. Bu yüzden de belki aranızda bulunmaktan daha da büyük şeref ve zevk duyuyorum şimdi. Davetinden dolayı herkesten önce Sayın Burak Atmaca'ya teşekkür etmek isterdim. Söylediğim gibi yani aranızda bulunmaktan çok benim için büyük bir şeref ve zevktir. Ve size biraz Polonyalı Karaimler hakkında anlatmak isterdim. Burak Bey tam olarak çok bilimsel bir sunum olmamasını söyledi. Ben de bunu yani ciddiye aldım ve çok bilimsel bir sunum olmayacak. Zaten aranızda Karaimlerden haberi olanlar, haberi olmayanların bulunduğunu biliyorum da en iyi çözüm olarak her şeyden başlangıçtan beri anlatmak en iyi çözüm olduğu kanaatine vardım. Bu yüzden de yani profesyonel olarak Karaimlerle uğraşan arkadaşlardan veya Karaimlerle ilgilenenlerden şimdiden özür dilerim. Yani bildiğiniz şeyler olabilir. Ama Karaimlerdenleri bilmeyen, onları hiç yani onlarla ilgilenmeyen, görüşmeyen veya görüşme fırsatı bulmayan arkadaşlar belki ilginç bulacak. Söze başlamadan önce Karaimler ve Tatarlar arasında bir bağın eski zamanlarda bir bağın olduğunu vurgulamak isterdim. Özellikle savaşlar arası yani birinci ile ikinci dünya savaşı arasındaki dönemde Tatarlar ve Karaimler özellikle Polonya'da bu bağlar çok kuvvetliydi. Ve Tatarlarla dostluk, arkadaşlık, işbirliği yapan Karaimler arasında da rahmetli babam da bulunuyordu. Son zamanlarda belki bu bağ biraz zayıflamış gibi gelebiliyor. Ama inşallah ileride yine de böyle temaslarımız daha sıkı, daha sağlam olacak. Karaimler, yani Karaylar söz konusu olunca işte bu iki terim arasında bir farkı bulmak gerekiyor. Yani Karaimler ve Karay Türkleri. Karaimlik bir dindir. Bir iki söz onun hakkında da söyleyeyim. Çünkü maalesef Karaimler hakkında da çok yanlış bilgi var. Karaimler yani bir çeşit Yahudi gibi gösteriliyor. Yani kimliğimiz hakkında bazı zaten kimliğimizi biz en iyi biliyoruz ama kimliğimiz hakkında bazı yanlış bilgiler veriliyor. Bunları şimdiden bir yani açıklığa getirmek isterdim. Karaimlik bir Musevilik. Yani Karaimler zaten Musevi Türkler olarak geçiyorlar. Bilindiği gibi Hazreti Süleyman'ın kurduğu tapınak yıktırıldıktan yani Babil Kralı şimdi Türkçe hatırlamıyorum ama Nebukadnezar tarafından yıktırılınca İsrail oğulları Babil'e sürgün gittiler ve orada yazılı Tevrat veya Hristiyanların söyledikleri gibi eski ahit metinlerine sözlü hukuk, sözlü Tevrat ilave edilmeye başlandı ve böylece bir iki dini kaynak oluşturdu. Biri yazılı Tevrat, biri de sözlü. Bu sözlü de
4. ve 5. asırlar arası, milattan sonra 4. ve 5. asırlar arasında yazılı şekilde getirildi ve geçerli bir, yani Tevrat'ın, yazılı Tevrat'ın, yazılı Tora'nın açıklaması olarak kabul edildi. Ve bunu itiraz eden bir grup vardı. Bu grubun kökleri çok daha eskiye dayanıyor. Ta yani milattan önceki zamanlara kadar. Ancak 8. yüzyılda bunu açıklıkla dile getiren bir mezhep ortaya çıktı. Onların başında Anan ben David adlı bir şahıs bulunuyordu. Ve ilk önce onun taraftarlarına, işte Ananlılar, taraftarları, onun taraftarları Ananlılar olarak anılmaya başladılar. Fakat sonra Karayim kelimesi, yani Karayim terimi kullanılmaya başladı. Karayim ortak Semi dillerindeki Kera kökünden geliyor. Bu kök iki anlamlıdır. Biri okumak demektir. Çünkü Karayimlerin, yani dini vazife olarak başta gelen şey, Tevrat'ı, yani Tevrat dediğim zaman Tevrat ve peygamberler ve yazılar, yani bu komple 39 kitap. Bu kitapları okumak, yani temel dini vazife bu kitapları okumak ve oradaki tembihleri, emirleri, yasakları yerine getirmektir. İkinci manası adlandırmak, hitap etmek, çağırmak. Bu da Karayimliğin bir doğru yola dönüş, çağırma manasına geliyor. Yani onlar bu sözlü Tora'nın tarafına sapmamaları, yazılı Tora yanında kalmalarını tembih ediyorlardı. Böylece Karayimler hem Tevrat'ı okuyanlar, hem de Tevrat'ı aktaran, Tevrat'ı anlatan anlamına geliyorlar. Yani adları bu anlama geliyor. Tabii Karayimler böyle ortadan çıkmış, birdenbire çıkmış bir mezhep değiller. Bunun, söylediğim gibi, daha önceden bazı akımlar vardı. İşte Essenilere kadar uzanan, yani bazı unsurları Essenilerle birlikte paylaşıyorlar. Yani kökü biraz daha uzun ama 8. yüzyılda işte bahsedilmeye başlayan bir mezheptir. Bazı araştırmacılara göre, özellikle bu eski Musevilik ve Yahudilik felsefesi üzerinde duranlar, mesela Maja Nazavanovska gibi, onlar çünkü Karayimliğin oluştuğu dönem karanlık dönem denir bu asırlara, çünkü çok az yazılı kaynak kaldı o zamanlardan ve bazı şeyleri tam olarak bilemiyoruz. Bazı kaynaklara göre Anan ben David Karayimliğin kurucusu değil, onun büyük torunu Anan ben Daniel olduğu da söylenir. Başlangıcı ne olursa olsun, yani Karayimlik ilk önce Mezopotamya'da, ondan sonra Filistin'de ortaya çıkan bir mezheptir. Yahudi cemaatlerinde, Kuzey Afrika'da, Bizans, İran topraklarında yayılmaya başladı. Ve erken zamanda, yani belki 9. yüzyılda, belki daha sonra, Kırım'a da ulaştı. 19. yüzyılda Hazar teorisi ortaya çıktı.
Bu teoriye göre Yahudiliği kabul etmiş Hazarlardan kalma ya bütün Doğu Avrupa Yahudileridir. Bu bir kuram. İkinci ise Karayimler. Şu andaki bilgi durumumuza göre Karayimler belki direkt Hazarlardan gelmiyorlar ama Hazarlar imparatorluğun topraklarında yaşayan bir Türk tebalı bir grubun yani oğulları sonradan gelenleridir. Böylece Karayimler Kırım'a herhalde 11. yüzyıldan önce ulaşmış bulundular. Ben de sizinle şimdi pardon, ekranımı paylaşmaya çalışacağım. Karayimlerin yerleşim yeri en meşhur Bahçesaray yukarısında bulunan Çufut Kale, Yahudi Kalesi. Şu anda orada bir milli park düzenlenmiştir. 19. yüzyıla kadar Karayim şehri diye geçiyordu. Ancak su olmadığı için ve yaşam şartları sert olduğu için Karayimler o yeri terk ettiler ve yavaş yavaş bir harabeye dönüştü o yer. Şu anda orada sadece bir Abraham Firkoviç'in evi bulunuyor ve iki tane Karayim dua evi, kenesa. Resimlerde genel manzarasını herhalde çoğunuz zaten orasını çok iyi biliyor. Eski kart postalda eski hali ve herhalde 10-12. Asırda inşa edilen ve Avrupa'da en eski Karayim tapınağı olarak geçen işte kale kenesası bulunuyor. Yanında daha yeni bir binada ikinci kenesa. Yani bu yerin bayağı kalabalık, eski zamanlarda bayağı kalabalık olduğunu gösteriyor. Oradan yani Karayimlerin veya Karayların Kırım Hanlığındaki konumu bu ayrı bir konu. Ona fazla değinmek istemiyorum. Çünkü yani bugünkü sunumunun konusunu düşündüğümde belki Polonyalı Karayimler üzerinde biraz daha durmak gerektiğini düşündüm. Çünkü bu benim bildiğim yani uzman denebilecek kadar bildiğim bir konudur. Bu yüzden fazla Kırım üzerinde durmayacağız. Hemen Polonya ve Litvanya'ya geçelim. Çünkü 14. yüzyılın sonunda Litvanya'nın büyük prensi Kırım'dan bir grup Karayimi Litvanya'ya getirdi ve Litvanya'nın eski başkenti Trakya'da yerleştirdi. Bir başka kuram var. Polonya ve Litvanya'ya Karayimlerin gelişi iki grup olarak gerçekleştiği sanılır. Birinci grup 13. yüzyılın ortalarında yani Kızıl Rusya dediğim ama Bolşevik değil de yani Orta Çağlar'daki Rusya'nın prensi Danila, Kırım'dan bir grup Karayimleri, Karayları getirdi ve Galicia'da, yani şu anda Batı Ukrayna'da bulunan Haliç adlı kasabaya, o zaman Rus prensliğin başkenti olan Haliç'e yerleştirdi.
bu ikinci bu ve ondan sonra 150 sene sonra ikinci grup Litvanya'ya gelir. Bu kuramın esasında bir dil durumu yatıyordu. Karaim dili üç ayrı şiveye ayrılır. Litvanya yani kuzeydeki şive, doğuda güneydeki şiveden çok farklıydı fonetik açısından. Bu yüzden de Karaimlerin iki farklı şive olarak yani şive konuşan iki grup halinde geldiği sanılırdı. Ancak son yıllarda yapılan dil bilim araştırmaları özellikle Profesör Michal Nemeth tarafından yapılan araştırmalar Karaim dilinin tek dil olarak Polonya'da veya Polonya ve Litvanya'da bulunduğu ortaya çıkınca bu kuram için esas artık yok ve şu anda Karaimlerin bir grup olarak Trakai, Troki, Litvanya'daki Litvanya'nın eski başkentine geldikleri ve ondan sonra oradan güneye yayıldıkları sanılabilir. Litvanya'da başta Troki, Litvanyaca Trakai. Bunun dışında Panevėžys ve Vilnius 20. yüzyıla kadar Karaim yerleşim yerleridir. Bunun dışında diğer yerlerde Naujamiestis, Biržai, Upytė, Pasvalis gibi yerlerde de Karaim grupları, Karaim cemaatleri vardı. 15. yüzyılda Litvanya'dan kuzeye bir grup kuzeye geçti ve Volinya diye bir bölgede yerleştiler. Başlıca Łódzk'ta, ondan sonra da Rajno ve Olyka yerlerde küçük gruplar halinde yerleştiler ve 16. yüzyılın başlarında Galicia yani Haliç'e ondan sonra şu anda artık yani 20. yüzyılda artık yerleşim yerleri olmayan Kukizov ve Lviv, Lviv yerleri sıralayabiliriz. Bu haritada yerleşim yerlerin gelişmesi yani 20. yüzyıla kadar Polonya bağımsızlığı kazandığı zaman Polonya'nın sınırları dahilinde dört yerleşim yerleri bulunuyordu. Troki yani Trakai, Vilnius Litvanya'da, Łódzk Volinya'da ve Halic Galicia'da. Bir de kuzeyde Litvanya Cumhuriyeti'nde Panevėžys şehrinde bir Karaim cemaati vardı. Evet, Troki'ye geçersek bilmiyorum. Belki bazılarınız Litvanya'da bulundular. Bulunmuşlar. Çok güzel bir yer ve çok değişik bir yer. Eski Litvanya'nın eski başkenti bir ada üzerinde şato var ve bir yarım ada üzerinde Karaim yerleşim yeri. Haritaya bakarsanız yani bir sapaktan sonra Karaimu Gatvė, Karaim sokağı var orada Karaimlerin geleneksel yerleşim yeri hala görünüşünü koruyor. Zaten bütün bu bölge turistik bir bölge ve koruma altında bulunuyor ve çok şükür pek değişmemiştir. Troki'deki Karaimler Litvanya Prensi Vitold veya Litvanyaca Vytautas tarafından birçok yani Vytautas sayesinde birçok ayrıcalıklara sahip oldular. Bu ayrıcalıklar böyle ferman gibi bir doküman halinde Polonya'nın
kralları tarafından onaylanırdı. Yani 14. yüzyılın sonundan ta 18. yüzyılın sonuna kadar birçok Polonya kralı ve aynı zamanda büyük Litvanya büyük prensi işte Karaimlerle çok geniş ayrıcalıklar tanıdılar. Bu en önemli olan Vytautas tarafından 1388'de burada bir tarih çelişkisi var. Çünkü bu en eski ilk verilen ayrıcalıklar maalesef bugüne kadar muhafaza edilmedi. Ancak sonradan tekrarlanan belgelerde işte adı ve tarihi geçiyor. Bu yüzden de bir uyumsuzluk var. Karaimler 10 sene sonra geldiler. Ama yine de bu ayrıcalığın Karaimlere ait olduğu sanılır. Bunun üzerinde Karaimler Trakya'ya yerleştirdiler, kendi öz yönetimine sahip olabildiler, dua evini kurabildiler ve bunun karşılığı prense belirli hizmetler vermek zorunda kaldılar. Yani mesela at vermek veya araba vermek, şatoda hizmet yapmak gibi şeyler. İkinci önemli ayrıcalık 1441'de Kazimierz Jagiellończyk tarafından verildi. O zaman Karaimlere Magdeburg kanunu tahsis edildi. Bu kanun üzerinde Karaimler yargılamada sadece büyük prense bağlı kaldılar. Yani yerli asilzadeler veya şehir mahkemeleri Karaimler için geçerli değildiler. Aynı zamanda başka Musevi dinliler, yani Yahudiler, Rabani Yahudiler Trakya'ya yerleşemiyorlardı. Ve Trakya sadece Karaimlere ait bir yer olarak kaldı ta 1939'a kadar. Genel yani belirli topraklar verildi, bayırlar, tarlalar, bahçeler ve Karaimlerin şehri. Bu yüzden de tarih boyunca yani orta çağlarda Karaimlere Trakya Yahudileri denirdi. Yani Musevi olanlar ama Trokili sadece Trokide yani Yahudiler yoktu, sadece Karaimler vardı. Resimlerde bu ayrıcalık mektubundan bir örneğini görebiliyorsunuz. 17. yüzyıla aittir. Sol tarafta Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Karaimlere hediye edilen ve bu belgeleri, eski belgeleri muhafaza edilmek için kullanılan bir nevi dolap görebiliyorsunuz. Bu dolap maalesef boş. Belgelerin büyük bir kısmı kayboldu Birinci Dünya Savaşı'nda. İkinci kalanlar şu anda Litvanya'nın bir İlimler Akademisi'nin kütüphanesinde muhafaza ediliyor. Evet. Bugüne kadar Trokide Karaim Dua Evi bulunuyor. Bina 18. yüzyılın son yıllarında kurulmuştu. 19. yüzyılda büyük bir tamirat geçirdi ama genel olarak görünümü olduğu gibi kaldı. Ve sanırız ilk olarak kurulan kenesa aynı yerde bulunuyordu. İşte Karaimler orada 600 yıldır yaşamaktalar. Tapınak olduğu gibi duruyor göl kenarında.
şu anda Troki'de yani bütün Litvanya'da 250 yaklaşık Karaim var. Troki'de sadece birkaç aile sabit olarak oturuyor ama yani etkinlikler veya ibadet olduğu günlerde bayağı kalabalıktır. O küçük resimde 30'lu yıllarda Orahtoyu denen hasat toplama, hasat bayramı kutlamaları görebiliyorsunuz. Bir çelenk düzenleniyordu ve bu çelenk Karaimlere ait olan tarlalarda yetişen bitkilerden yapılırdı. Ve bir törenle Kenesa'da duvara asılırdı ve şu anda orada 1938'de son olarak yapılan bayramda asılan demet, asılan yani Karaimce adı demet, çelenk hala asılı duruyor. Evet, Troki'den birkaç görünüş. ...1938'de Karaimlerin Litvanya'ya gelmesinin yıl dönümünü kutlamak için böyle bir yani etkinlik düzenlendi. İşte o zamanlar Karaimler böyle sembolik olarak tekrar bir Troki'ye giriş yaptılar ve işte o zaman çekilen fotoğraftır. Yer olarak çok güzel, yani yolunuz düşerse Litvanya'ya mutlaka Troki'ye uğramanızı tavsiye ederim. 19. yüzyılda Karaimler Troki'den taşınarak Vilnius'a yerleşmeye başladılar. Daha çok nasıl diyeyim, yani biraz daha toplumun üst tabakaları, memurlar, öğretmenler, öğrenciler. Vilnius'da haham, yani Karaim haham başının, hahanın ikametgahıydı. 1927'de bu makama Kırımlı bir Karaim, Kırımlı Karay Türkü Serayahan Şapşal seçildi. Kendisi daha önce, yani Çar Rusya zamanında Tavrida, yani Kırım hahamlığı yaptı. Eğitim açısından oryantalist, yani Doğu dilleri uzmanı, Petersburg Doğu Diller Okulu'ndan mezun oldu ve birkaç sene de İran'da geçirdi. Bolşevik devrimden sonra Kırım'dan ayrılarak Türkiye'ye yerleşti ve 10 sene kadar İstanbul'da kaldı. 10'dan sonra Polonya Hahan makamına seçilince Polonya'ya yerleşti ve kendisi Vilnius'ta yaşıyordu. Oraya da Doğu sanat koleksiyonunu da getirdi. Karaimlerle ilgili objeler ve genel olarak Doğu'da topladığı sanat eserleri, madeni para vesaire. Ve bir koleksiyonu Troki'de kurduğu bir müzeye yerleştirmeyi düşündü. Maalesef savaş patlayınca bu projesini gerçekleştiremedi. Ondan sonra tabii onun koleksiyonu kamulaştırıldı ve çeşitli Sovyet Birliği'ndeki çeşitli müzeler arasına dağıtıldı. Şu anda Vilnius'ta yani Litvanyalı Karaimlerin en büyük grubu Vilnius'ta oturuyor ama böyle dağınık şekilde, yani bir yerde değil.
Zwierzyniec, yani zwierzynas, zwierzynas adlı semtinde Karaim kenesası var, hala açık. Bu sene tamirat edilecekmiş, inşallah. Ve Litvanya'nın kuzeyinde Panevėžys adlı bir şehirde de bir grup Karaim oturuyordu. Maalesef orada artık herhangi bir maddi iz kalmadı. Kenesanın bulunduğu yerde sadece bir anıt var. Ama Panevėžys 30'lu yıllarda bir kültür merkezi halinde ve özellikle gençlik derneğinin faaliyetleri çok genişti, çok yani yoğundu. Hatta bir dergiyi çıkartıyorlardı, Onarmah adlı bir dergi. Ve ayrıntıları biraz daha sonra vereceğim bir proje yaptık 2 sene evvel. Karaimce konuşabilen son kişilerin ses kayıtları yaptık. Ve çok yani beklenmedik bir durumla karşılaştık. Yani Troki'deki Karaimlerin en iyi dili bildiğini sandık. Ama Panevėžili Karaimlerin dili daha iyi, daha rahat konuşabildiklerini öğrendik. Bu bizim için bayağı bir sürpriz oldu. Yani dilin orada demek ki daha savaştan önce, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce yani dilinin yani bu gruptaki dil konumunun daha iyi olduğu anlaşıldı. Ve güneye giderken Vutsk, Volinya denen bölgede ta 15. yüzyıldan Karaimlerin orada bulunması belgelenmiştir. Savaş arası dönemde en küçük Karaim cemaati. Sadece 60 kişilik. Ama da dilin korunması yönelik çok yoğun çalışmalara tanık olmuş bir cemaat. Aleksandr Martkovich, Vutsklu Karaim, mesleği noter, yani mesleğinde noter, mesleği noterlikti. Fakat çok hevesli bir, nasıl diyelim, sosyal faaliyetleri büyük bir hevesle yürütüyordu. Amacı Karaim dilini korumaktı ve savaş arası dönemde bir Karaim yayın evi kurdu tek başına. Birkaç broşür çıkarttı. Bir de tek, yani ilk ve bugüne kadar tek komple Karaim dilinde yayımlanan bir dergiyi çıkartıyordu. Karay Avazı, yani Karay Sesi. 10 sene boyunca 12 sayı çıktı. Ama yine de büyük bir ve önemli bir başarıydı. Ve en güneyde, Galicia'da, Haliç, bu babamın memleketi, ailem oralıdır. Savaş arası dönemde 124 Karaim orada oturuyordu. Yani faaliyetler belki Troki ve Vutsk kadar yoğun değildi ama yine de mesela bu aslında Haliç'te bayanlar en çok aktifti. Karay Bayanlar Cemiyeti faaliyetini sürdürüyordu. Onun başında Sabina Novahovic bulunuyordu.
öğretmendi ve çocuklara yönelik faaliyetler de yürütüldü. Mesela tiyatro oyunları sahnelendi Karayim dilinde. Şu anda Haliç'te Karayim Müzesi var ve Karayim Mezarlığı. Onu küçük resimde görebiliyorsunuz. Kenesa maalesef muhafaza edilemedi. 50'li yılların başında kamulaştırıldıktan sonra bir depo olarak kullanılırdı. Ve 1985'te yıktırıldı. Böyle bir feleğin kıkırdaması gibi bir şey. Çünkü onu yıktıran kişi ondan sonra orada kurulan Milli Park'ın başına getirildi ve Karayim mezarlığını ve diğer Karayim'den kalan objeleri koruma altına almakla meşguldü. Yani aynı kişi ilk önce yıktırdı, ondan sonra korumakla görevlendirildi. Ama söylediğim gibi bir müze kuruldu. Oralı Karayimlerden Yanina Eşfoviç mirasında topladığı Karayimlere ait belgeler, fotoğraflar, çeşitli günlük hayatında kullanılan aletler, mobilya vesaire. Hepsi bunları Haliç şehrindeki Milli Parkı'na, Tarihi Milli Parkı'na bağışladı ve bir Karayim ailesine ait bir evde müze kuruldu. Böylece en azından şu anda Haliç'te hemen hemen Karayim yok. Yani bildiğim kadarıyla bir kişi kaldı. Eğer hala hayattaysa bir kişi var. Ama en azından mirasımız bir nevi koruma altında bulunmaktadır. Bu iyidir. Ve Haliç'in başka bir enteresan ve belki ilginizi çekecek Haliç'le ilgili bir olay. 1937'de Tatar kurultayına giden bir Tatar grubu Haliç'i ziyaret etti ve Haliçli Karayimlerle tanıştılar. Bir gün geçirdiler. Abdullah Zihni Soysal, bu babamın arkadaşı ve diğer Tatarlar işte Karayimlerle görüştüler. Rahmetli babam Türkologtu, Türkoloji okudu. Aynı zamanda Varşova'daki Doğu Enstitüsü'nde Prometeizm fikriyle tanıştı ve oradaki derslere de katılıyordu. Ve bunun sayesinde hem Kazanlı hem Kırım Tatarlarıyla temasları vardı, arkadaşları vardı. İşte özellikle Abdullah Zihni Soysal yakın arkadaşıydı. Maalesef mektuplar muhafaza edilmedi. Ama mesela fotoğraflarda işte görebiliyoruz. Soldaki fotoğrafta Mareşal Józef Piłsudski ölümünden sonra bir başsağlığı kitabı, başsağlığı defteri imzalanırdı ve işte imzalayan babam, genç, o zaman genç öğrenci, üniversite öğrencisi. Onun yanında o kır saçlı beyefendi Muhammed Ayas İshaki, Kazan Tatarların Polonya'daki başı. Onun yanında Doğu Enstitüsü'nün müdürü Stanisław, yanılmıyorsam, Şedlecki, yani adını unutmuş olabilirim. Kalanları belki siz tanırsınız, ben maalesef kalanları tanımıyorum. Evet, bu böyle en ilginç bir Haliçli Karayim tarihinin bir kitabından bir kart Tatarlar. İşte Karayimleri görmek isterseniz eski fotoğraflar, tipler, yani bazı benzer
Tatarlara bazı o kadar değil. Genellikle esmer, siyah saçlı, gür saçlı. Ama mavi gözlüler de oluyor yani veya saçları biraz daha açık renk. Burada hem Haliçli Karaimler hem Utsklu hem Litvanyalı yani Trakili Karaimler var. İşte 19. Ve 20. yılların ilk ve 20. yüzyılın ilk yarısında çekilmiş fotoğraflar. 2010 yılında Polonya Karaimler Birliği olarak bir fotoğraf sergisini düzenledik. İlginçti çünkü Karaimlerin o kadar yani atalarımızın o kadar fotoğraflara meraklı olduklarını tahmin etmedik. Biliyorsunuz Musevilikte ve İslamiyet'te olduğu gibi herhangi bir insan resmini yapmak yasaktır. Fakat fotoğraf insanın yaptığı şey olarak görülmüyordu. Sadece bir parmak izi gibi yani bir basılmış bir tasvirdir. Ama gerçek bir resim insanın yaptığı resim değil. Bu yüzden seve seve fotoğraf çektiriyorlardı ve bir sürü fotoğraf bulduk. Aşağı yukarı 4000 arşivlerimizde şu anda bulunuyor ve Karaimlerin hem özel hem de sosyal hayatını resimlerde, fotoğraflarda görebiliyoruz. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Karaimlerin veya Karayların hayatında büyük bir değişim oldu. Polonya Cumhuriyeti'nin sınırları da değişti. Doğudaki topraklar elimizden alındı. Buna karşılık batıda yeni topraklar, Almanya'dan alınan topraklar Polonya'ya verildi. Ve Karaimler bir karar verme, yani bir karar vermek zorunda kaldılar. Yani tarihi yerleşim yerlerinde kalacaklar mı veya taşınacaklar mı? Ukraynalılar çoğunda göç etmeye karar verdiler. Hem Polonya kültürüne, Polonya diline bağlı oldukları için hem de Bolşeviklerden korktukları için. Yani 1920'li yılların, yani 1920 Polonya Bolşevik Savaşı'nın anıları hala tazeydi o zaman. Özellikle Łódzk'taki Karaimlerin birçoğu zaten Łódzk'tan Çar Rusya'nın Rusya'ya taşındılar ve Moskova, Odessa, Petersburg'da kalıyorlardı ve o ancak 1921-22'de Łódzka dönebildiler ve hala yani onlar Bolşeviklerin çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden de Łódzk'takiler ve Haliç'takiler Polonya'ya taşınmaya karar verdiler. Varşova'ya, Opole, Wrocław'a genellikle yerleştiler. Litvanya'dakilerin durumu çok farklıydı. Çünkü Litvanya Sovyet Cumhuriyeti Karaimleri yerli nüfus olarak görüyordu. Yani Litvanya prensi tarafından getirildiler ve Litvanyalılar. Bu yüzden de oradaki Karaimlerin Polonya'ya gitmesine izin verilmedi. Ancak Polonya ordusuna katılanlar o şekilde Polonya'ya yerleşebildiler. Bu yüzden de yani Litvanya'dan
ayrılmayı başaran Karaimler 150 civarında kişi. Gdańsk'a, Varşova'ya, Wrocław'a taşındılar. Szczecin, Polonya'nın kuzeybatısındaki bir şehir. Oraya Çinli Karaimler yerleştiler. Bir grup Karaim daha 19. yüzyılda Mançurya mı denir Türkçe'ye, tam olarak hatırlamıyorum, Mançuko, yani Rusya'ya ait olan Çin bir parçasına, Çin topraklarına tütün fabrikaları kurmak için gittiler ve orada kaldılar ve ancak oradaki devrimden sonra Polonya'ya döndüler ve bu Çinli Karaimler Szczecin'e yerleştiler. Evet, dilimizi çoğunda konuşamıyoruz artık ama örf ve adetlerimiz devam ediyor. Özellikle mutfak ve yemek söz konusuysa. Milli yemeklerimiz hala yapılıyor. Böyle sol üst köşeden başlarsak meşhur Litvanyalı Karaimlerin meşhur yemeği kıbını. Kıbın kelimesi kıpma, yani çimdiklemek kelimesinden geliyor. Fırında patlamasın diye onları çimdiklemek gerekiyor. Bu yüzden de kıbın, kıpmak. İçine yani mayalı hamurdan yapılan yemek, içine et veya balık veya lahana konulabilir. Etli olanlar neşeli günlerde, balıklı ve lahanalı hüzünlü, yani mesela yaz günlerinde yenir. En büyük bayramlardan biri Paskalya bayramında mayalı ekmek yemek yasaktır. Bu yüzden tınbıl yenir. Tınbıl mayasız hamurdan yapılmış bir çeşit ekmek. Bu küçük yuvarlak bisküvilere benzer şeyler, işte üzerinde bazı motifler, şu anda bunlar çok basit ama daha değişik de olabilir. Simivit veya çümühüç adlı özel bir aletle o süslemeler, o motifler yapılıyordu. Kınış bayramı, yani Purim bayramı, neşeli bir bayram, bir hafta sonra. Böyle üçgen şeklinde tatlı, içinde haş dolu bir çeşit pastalar yenir. Ortada gül ve saç örgüsü motifleriyle süslü, düğünde yapılan reşetka adlı bir çeşit kek, pasta değil kek, yuvarlak olanlar gelin ailesi tarafından hazırlanıyordu. Damat tarafı böyle uzunca aynı şekilde yapılan ama biraz şekli biraz daha uzun, oval şekli bu tür reşetkalar yaparlardı. Ve en küçük fotoğraflarda sol alt kısmında herhalde sizin de bildiğiniz ak alva, yani beyaz helva, yaz helvasına benzer bir tatlı ve genellikle işte düğün günlerinde, neşeli günlerde yenir. Ve aslında erkeklerin yaptığı iki yemeklerden biri. Biri bu ak helva, çünkü kuvvet lazım. O
devamlı karıştırmak için. Bir de tımbıl için, yani paskalya ekmeği için hamur çok sert olduğu için de erkekler kullanılırdı. Yani beygir gücü kapasitesinde. Evet, yani yemeklerimiz, adetlerimiz hala devam ediyor. Trakya'ya yolunuz düşerse iki Karayip lokantası var. Orada orijinalini tadına bakabilirsiniz. Başka yerlerde artık orijinal değil. Burada yani fotoğrafını bulamadığım kıbının büyüğü ve yuvarlağı kübete. O da bir yemektir. Yani bugün de geleneksel yemekler hala yapılıyor ve nasıl diyeyim, yani çağdaş dünyada da hala, yani Karayipler ailelerinde hala muhafaza edilen, devam ettirilen bir gelenektir. Yani yemek konusu çok nasıl diyelim, tutucuyuz. Evet. Ve Varşova Karayip Mezarlığı, Varşova'da, Polonya'da bulunan tek böyle materyal ve Karayiplerle ilgili materyal, maddi bir obje, bir yerdir. Şu anda tapınağımız yok, yani tapınak, dua evimiz yok. Sadece bu Varşova'daki mezarlık var. 1890 yılında kuruldu ve işin enteresan tarafı Litvanya ve Polonyalı Karayipler değil, Kırım'dan gelen Karayipler. Çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısında Varşova'da bayağı büyük bir Karayip grubu yaşıyordu, ama onu daha sonra anlatacağım. Evet, ve Karayiplerin dünü konuştuk. Şu anda Karayiplerin bugününe biraz geçelim. Şu anda Polonya'da faaliyet gösteren 3 Karayip örgütümüz var. Biri Karayip Dini Birliği, 1936'da yürürlüğe giren yasa üzerinde faaliyetine devam ediyor. Hukuki şahsiyeti olmadığı için onun temsilciliğini Związek Karaimów Polskich, yani Polonya Karaylar Derneği yapıyor. 1998'de kurulmuş bir teşkilat. Amacı Karayiplerin kültür ve sosyal hayatını desteklemek, mezarlığımıza bakmak ve Polonya Karaylar Derneği'ne bağlı bir Dostlar Karayip Folklor Topluluğumuz var. Şu anda kaç üye olduğunu söyleyemem tam olarak, çünkü rakam değişiyor, ama genellikle 5-6 kişiden. Fazla belki değil de, ama bütün Polonya'da Karayiplerin sayısı 100'ü geçmiyor. Yani sanırım 50 kadardır ancak. Bunun dışında bitik, yani kitap, Polonya Karayip Derneği'nin yayın evi. İki dergi çıkartıyoruz şu anda. Almanah Karayimski bir yıllıktır. Ve 3 aylık avazımız. Biri bilimsel bir yıllık avazımız ise böyle popüler tarih, sosyal hayat ve kültür üzerinde yazılar yayınlandığı bir dergidir. Bunun dışında bitik de kitaplar çıkartıyor. Burada gördüğünüz Chłopiec Leśnik, yani leśnikli çocuk, Karayip Dini Birliği'nin başkanı Profesör Szymon Pilecki'nin savaş yılları boyunca tuttuğu bir günlük. Onu birkaç sene evvel yayımlamaya karar verdik. İşte o
zor yıllardaki Karaim hayatı hakkında çok enteresan ve çok zengin bir kaynaktır. Bunun dışında bir sözlük çıkarttık. Karaim dini hakkında Simon Shushman'ın temel eseri Karaimlik, onun tarihi ve kuralları veya esasları. Karaim dili konuşma kılavuzu. Yanılmıyorsam başka neler? Şimdi bu kadar. Evet. Bunun dışında müzik alanında da bazı yayımladığımız eserler var. Sol tarafta makam. Bu da Kırım Tatarlarıyla alakalı bir projeydi. Makam müzik grubu Karaimlerin geleneksel Kırım şarkılarını seslendirdi. Cemil Karikov'un grubu işte geleneksel enstrümanlar kullanarak Karaimlerin eski zamanlarda söyledikleri türküleri seslendirdi ve işte böyle bir CD çıkarttık. Bunun dışında çocuklar için masallar, Şimon Pilecki'nin günlüğünün sesli versiyonu, yani sesli kitap olarak da onu da yayımladık. Evet. Ve şimdi son zamanlarda yaptığımız projeler. Aslında bir sürü proje yaptık. En önemli olanlar 2018 yılında ana dili Karayca olan ve bu dili hala konuşabilen 21 kişinin ses kayıtları yapıldı. Bu projeye devam etmeyi düşünüyoruz. Maalesef o 21 kişiden 4'ü artık aramızda değil. Yani durumun ne kadar acil olduğu da gösteriyor. Bu projeyi 3. teşkilatımız sürdürdü. Karay Mirası Vakfı, Karay Mirası Fonu. Onun amacı, bu özel bir inisiyatifti. Onun amacı Karayim mirasını koruma altına almak. İşte dilimiz de bizim mirasımız. Maalesef o dili bilenlerin sayısı çok düştü son zamanlarda. 21 kişinin kayıtlarını yaptık. Sanırız en fazla 30 kişi bu dili konuşabiliyor son zamanda. Yani kritik olarak tehlikede bir dildir. İkinci proje Karayim Birliği tarafından sürdürülen bir proje. Karay el yazmalarının restorasyonu. 6 sene boyunca bu proje Polonya Kültür Bakanlığı'nın finansal desteğiyle sürdürülüyordu. Bunun sayesinde 39 el yazma eser restore edildi. Bunun aralarında hem Tevrat çevirileri, dua kitapları, ama aynı zamanda Kırım Karaimlerin halk edebiyatı toplandığı mecuma denen defterleri. Polonya'da Kırım halk edebiyatının eserlerin bulunması belki tuhaf olabilir, ama işte bunlar buraya babam tarafından getirildi. Babam komünist zamanında annemle birlikte zaten ikisi Kırım'a giderken tanıştılar uçakta. Ondan sonra balayına da Kırım'a gittiler ve Kırım'dan
gayri resmi yollarda bazı el yazma eserleri getirdiler. Böylece bu eserler Polonya'da bulunuyor ve koruma altında bulunuyor. Ve geçen sene gerçekleştirdiğimiz iki proje var. Biri Karay Müziği haritası, yani önceki demin bahsettiğim makam CD'si, geleneksel Kırım Karayim Müziği'ydi. Bu projede Polonya ve Litvanya Karayimlerin müziği ele alındı. Polonyalı folk şarkıcılardan, en tanınmış folk şarkıcılarından Karolina Cicha bunları seslendirdi ve bir CD haline çıkartıldı. Aynı zaman ikinci CD Karayimlerin kendilerin, yani bazı kişilerin kendilerinin yorumunda de şarkılar kaydedildi. Bunun dışında bir harita var, yani bestelerin bestelendiği yerler ve kişiler, müzik yapan kişilerin doğum, ölüm yerleri gösteren bir harita oluşturdu. İkinci harita Varşova'da Karay İzleri haritası. Bu projeye de ben de katıldım. Varşova'da Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 50 kadar kişilik bir Karayim cemaati vardı. Çoğu Kırımlı Karayimlerden oluşuyordu. Onlar Varşova'da hem okuyorlardı hem de memur olarak çalışıyorlardı. Ama büyük çoğunluğu tütün ticareti yapıyordu. Arşivlerde yani çok titiz elerken bir sürü yeni bulgulara, yeni verilere ulaşabildik. Ve böylece Varşova'da Karayim mağazaların, muayenehanelerin, Karayimlerin çalıştığı, oturdukları, iş yaptığı yerleri tespit ettik. Biraz daha döneyim de. Bu örgütlerimizin adresleri burada size vermek isterdim. Çünkü Karayim dilini dinlemek isterseniz veya Karayim şarkılarını dinlemek isterseniz bu sitemizden bunu yapabilirsiniz. Yani hem bu Karayim.org sitesinden yayınlarımıza, veri tabanlarımıza yazışlar, yani Karayimlerin yazdıkları ve Karayimler hakkında yazılan yani mümkün olduğu kadar hemen hep her şeyi topluyoruz ve bu site aracılığıyla ulaşılmasını mümkün kılmaya çalışıyoruz. Hem de müzik kayıtlar da orada var. Fundacja Karayimi EU ise hem Karayim dilinin yani ses kayıtlarımızın numunelerini koyduk. Hem de o işte haritayı orada görebiliyorsunuz. Yani faaliyetlerimiz sayı olarak çok küçük olmamıza rağmen faaliyetlerimiz bayağı geniştir. İnşallah daha da devam edebiliriz. Bu iki projeyi de geliştirmeye planlıyoruz bu sene. Belki bir gün Varşova'ya gelirseniz bir Karayimlerin izleri haritasına, gezisine katılabilirsiniz. Berbat Türkçem için özür dilerim. Son zamanlarda Türkçe konuşma fırsatı çok nadiren buluyorum.
Yani genellikle ya yazıyorum ya da okuyorum ama konuşma artık biraz paslanmış Türkçem. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Anna Hocam. Şimdi soru cevap kısmına geçiyoruz. Takip katılımcılardan eğer soru varsa mikrofonu açarak hocamıza sorabilirler. Memnuniyetle. Eğer cevap verebilirsem. Sorusu olan varsa elini kaldırırsa ben hani görebilirim ve mikrofonu açabilirim. Veya söz almak isteyen varsa. Bir yazılı soru vardı hocam. Ben onunla başlayayım. Melek Maksıdoğlu'nun bir sorusu var. Siz bu kültürel kısımdan bahsederken yazmıştı sorusunu. Cuma akşamları evin en büyük oğlunun mumları sağdan yakıp dua edip mayasız ekmek yemeğiyle başlama geleneği var mı? Diye bir sorusu vardı. Yok yani biz tabii çarşamba günü kutsal bir gün ve bu da cuma akşamı başlıyor. Fakat bildiğim kadarıyla şu anda özel bir şey yapılmıyor. Yani ailece yemek yenir akşam üzere ama fazla zaten biliyorsunuz normal hayatta bazen de cumartesi günleri çalışmamız da gerekiyor. Ve fazla kutlamıyoruz. Bu mayasız ekmek sadece Paskalya bayramı. Yani bu bayram İsrail oğullarının Mısır'dan çıkışının anısına yapılıyor. Ve bu çıkış çok acil olduğu için mayalanmamış ekmek hazırlandı. Ve bir hafta boyunca Musevi dinliler o mayasız ekmek yiyorlar. Bu mayasız ekmeğin Karaimce adı tımbıl. İşte bir hafta boyunca tımbıllar yiyoruz. Ama cumartesi kutlamalarıyla hiç alakası yok. Büyükelçimizin mum, mum da yakmıyoruz. Çünkü Karaimler de işte bu Yahudi, Rabbani Yahudilerle Yahudiler ile Karaim arasındaki fark. Tevrat'a göre ışık, ateş yakılmamalı. Bu yüzden kesinlikle herhangi mum yakılmaz. Eskiden karanlıkta oturulurdu. Şu anda İsrail'deki yani dini Karaim olanlar soyu başka. İşte onlar mesela karanlıkta oturuyorlar. Ama Polonya'da o kadar artık dindar değiliz. Büyükelçimizin söz almak istemişti belki bir sorusu var sanırım. Evet. Buyursunlar. Evet çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Sevgili hanımefendiler, beyefendiler. Yani uzun zamandır görmedim ama yıllardır tanıdım. Bunun için teşekkür etmek istiyorum. Yani memleketimizin kuzeydoğusunda yaşayan Tatarlar yanında Polonya'nın en önemli yani iki Türk kökenli azınlığımız. Anayasa ve ulusal azınlıklar kanununa göre yani Kürtleri devletin koruma altındadır. Yani Türk kökenli vatandaşlarımızla beraber yaşamaktan gurur çekiyoruz Polonya'da. Ben şimdi yani tatildeyken ama bu sunumu yani izlemek izlemeye yani katıldım. Çok teşekkür ederim. Bir sorum var. Yani sen dilden konuştun. Çok önemli bir soru. Çünkü yani bildiğime göre sen çocukken yani Karaim dilinin doğal yani kullanıcısıydın. Şimdi bana göre yani Karaimce yani doğal olarak kullanan çocuklar yani neredeyse yok. Şimdi bu dili korumak yani yeniden yaşatmak için Polonya'nın
devleti ne yapabilir? Nasıl yardımcı olabiliriz? Bu sorum. Teşekkür ederim. Yani şöyle, gerçekten 2005 yılında yürürlüğe giren milli ve etnik azınlıklar ve bölgesel dil yasası hükümleri bize yani diğer milli ve etnik azınlıklara devletin korumasını sağlar. Ama yine de devlet biz olmadan, biz istemeden, biz yapmadan bir şey yapamaz. Yani devlet destek vermek zorundadır. Yani son zamanlarda bu destek biraz nasıl diyeyim, yani devlet pek hevesli değil yani. Özellikle Hristiyan olmayan belki yani yine de azınlıklar desteklemeye pek hevesli görünmüyor. Yani Kültür Bankanlığı mesela Karayim Er yazmalarının restorasyon projesini devam ettirmedi. Yani para alamadı. Ama yine de işte bütün bu dergiler devlet desteğiyle yapıyoruz. Fakat aslında bizden bir şey yani devlet koruma verebilir de bu korumayı bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani devlet para verebilir ama bunu yapacak kişi bizden olmalı. Ve şimdi bizim dil açısından durumumuz zor. Çünkü hem Polonya'ya yerleşenler dağınık şekilde yerleştiler. Yani İkinci Dünya Savaşı'na kadar Karaimler gruplar halinde yaşıyorlar. Haliç'te, Vutsk'ta Karaim sokağı vardı, Karaim evleri vardı, dua evi vardı. Dua evinin yanında mutlaka bir Karaim okulu vardı ve çocuklar öğretilirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya'ya gelince dağıldık. Başka şehirlerde, başka semtlerde yaşıyoruz. Yani böyle günlük hayatta hep başkalarıyla, yani kendi soydaşlarımızla değil de başkalarla temaslarımız var, kontaklarımız var. Bu yüzden de dil de doğal olarak kaybolmaya başladı. Anne babalar belki de yeterince ilgi göstermediler. Öte yandan devlet o zamanki devlet de destek vermiyordu. Tam tersine işte bir nasıl diyelim, milliyet bir insanı yaratmaya çalıştılar. Litvanya'dakiler kaldılar. Orada dil yani yaşlı insanlarda kaldı. Fakat gençlere aktarılmadı çünkü din ibadet yoktu. Kenese açıktı ama gençler gidemiyorlardı. Komünist bir ülkede eğer biri bir mesleğinde bir kariyer düşünseydi dinsiz olması lazımdı. Ve bir uçurum açıldı. Yani bir bağ koptu. Dil doğal şekilde artık aktarılmıyordu. Bunu birkaç sene evvel, 15 sene kadar İsveç'te çalışan Macar asıllı ve bir Norveçli ile evli bir profesör Eva Agnes Trato yani bu durumu değiştirmeye veya en azından dili devam ettirmeye çalıştı ve Karaim dili yaz okulları başlattı. Her sene Karaimler iki hafta boyunca Trokiye gelip aralarında kalıyorlar, dil dersi görüyorlar ve çeşitli kültür etkinliklerine katılıyorlar. Tabii bu yeterli değil de ama en azından bir şeyler kalıyor. Yani belki günlük hayatında artık hiç kimse o dili kullanmıyor ama mesela bir şey gizli söylemek gerekirse söyleyebilirler mesela.
aralarında şeyler o şekilde. Veya yani bu sanırım bu dil ölümünü durdurmak hemen hemen imkansızdır. Ama o süreci yavaşlatabiliyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, çok şükür biz çok hevesliyiz. Gençler o kadar belki hevesli değiller ama yavaş yavaş onları da çekmeye yani bu faaliyetlerin içine sokmaya çalışıyoruz. Bakalım da belki zamanla. Evet. Teşekkür ederim. Burak Bey, evet. Teşekkür ederiz Anna Hocam. Şimdi Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov söz istemişti. Ona söz veriyorum. Teşekkür ederim. Birinciden Sayın Anna Sulimovic soydaşımıza çok teşekkürler bildirmek istiyorum. Çok bilgilendirici ama dinlemesi de çok üzücü. Çünkü Karaylar, Karayım dili kulturası bizim kulturamızdan, bizim etnosumuzdan böyle bir ayrılmayacak bir parçası. Ve şimdi bu bilgileri alınması bir taraftan böyle çok faydalı. İkinciden de gerçekten de işte bu bizim Kırım Tatar milletimizi, Karayları kurcalamaya istese Kırım Tatar milletinin kulturasını, dilini ve geleceğini daha çok ziyade düşünmek gerek. Şimdi benim bir küçük bir hatıram var. Ve oradan sual var. 1978. sene, 42 sene evvelsi ben Moskova'da okuduğum vakit bu Ruska, Karaimska, Polski Slavar ya da Karay, Rus, Polonya sözlüğü almıştım. 17,5 bin kelime var idi orada ve böyle ondan sonra böyle bir tolu böyle bir sözlük görmedim, bulunmadım. Var mı şimdi böyle sözlükler ya da Karay Polonya ya da Karay diğer dillerinin bunu soracak dedim. Bu birincisi. İkincisi Sayın Anna Sulimovic, bu şimdi sözlük alacak halde buraya gitti. Şimdi ben sualim. Tamam, sözlüğü göstereceksin. Benimki Kırım'da kaldı. Kırım'da oraya varmıyorum. Tamam. Böyle gök renkliydi. Gök renkliydi. Evet. Onu kastetmiyorum da bunun dışında başka sözlükler çıktı. Yani biri şu anda elinde değil de yani öbür odaya geçmem gerekirdi. Ama bunun mesela şu. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Yok, daha burası yüksek, burası yüksek. Tamam. Evet, şimdi görüyorum. Bu da ters bir sözlük. Yani lehçe karayince. Oo, çok iyi. Biliyorsunuz yani insan bazı şeyler söylemek istese ama kelime eksiktir. Bu sözlük Gabriel Yusefovic, o bizim projemize katılanlardan biridir. Gabriel Yusefovic çok yani yaşlı bir beyefendi, çok hoş biri ve çok yani dilin kaybolmasından haberdar, bu bir şeyler yapmaya çalışan, işte böyle bayağı kalın bir sözlüğü çıkarttı. Bunun dışında da Şimon Yuhnevich'in küçük bir sözlüğü var, böyle el sözlüğü, daha küçük. Yani biz de dilimizin kelime hazinesini de muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yani belki önümüz, yani sonraki nesiller belki artık dili konuşamayacaklar. Ama mesela bir metin bulurlarsa anlayabilecekler. En azından o kadar olabilir. Teşekkür ederim. Şimdi sualim, ikinci sualim bu isim etrafında. Çuputkale, Çiftkale. Biliyorsunuz 20. yüzyılda özellikle Sovyet sonrası dönemde Karaylar entelektüelleri arasında Çiftkale isimi kullanılmaya başlandı ve bu Karayların kökenliğini, Yahudi versiyonunu reddetmek için kullanıla.
Şimdi sizin fikriniz bu isim etrafında. Çuputkale, Çiftkale. Teşekkür ederim. Yani şöyle. Babam, ben küçüklüğümde babam hep Çuputkale diyordu. Bence bu yani Musevi Yahudi yani Karaimleri de ya Karaimler de Yahudi diye adlandırıldılar Polonya'da mesela. Çünkü bir yani bir devlet için, devlet adamları için böyle mi Musevi böyle mi Musevi hiç fark etmiyordu. Yani bir Musevilik bir tek olarak kabul edilirdi. Gerçi aralarında büyük farklar var ve mesela Rabbani Yahudiler tarafından Karaimler reddediliyor. Yani onları, yani bizi tam Yahudi olarak görmüyorlar. Dinen en azından. Çifte, çuft yani böyle bir bu Yahudilikten ayrılmak şamanizme, animizme, eski inançlara dönmek gibi bir akım var Karaimler'de, Kırım'da. Ama biliyorsunuz da onlar 70 yıl boyunca hem dinden koptular, hem de milli kimlikten koptular. Ve bu yeni kimlik arayışında çeşitli yollara başvurdular. Yani ben onları anlıyorum da. Yani benim için büyük bir sorun değil de yani çift bana ters geliyor biraz. Çuputkale yani yadırgamıyorum. Yani böyleydi. Tarih böyleydi. Teşekkür ederim. Burada bizim çünkü biz Kırım'da da Rus işgali olmazdan önce oradaki Karay dostlarımız bizim burada destekimizi istedikleri vakit bizim pozisyonumuz böyleydi. Bizim tarihimizde Kırım Tatar tarihinde ve Kırım Hanlığı'nda Çuputkale. Ama şimdi kendi kimliklerini tiklemek için Karay toplumu Çiftkale deyip kendi arasında gelişmiş olsa biz buna da kol tutarız. Çünkü burada tarihte Çuputkale kullanılabilir ama Kırım'ın bugün geleceğini Çiftkale de kullanılabilir. İşte böyle bir pozisyonumuz idi. Çünkü Karay toplumunun tarafından bize böyle çok ricalar bulunmuştu. İşte gene de bu Yahudi versiyonundan uzaklaşmak için. Şimdi sonunda bunu da söylemeye istiyorum ki yakın zamanda gelecek haftalarda biz burada Ukrayna parlamentosunda Ukrayna'daki kökenli milletler için bir kanun leyhasını registrasyadan geçirecek ve onu kabul etilmesine hazırlıklar alıp varacak. Sayın Anna Solimovic burada belki de Polonya'daki karayların desteğine bizim ihtiyacımız olabilir. Böyle kendinizin pozisyonunuzu bildirmek için. Çünkü Ukrayna'da üç kökenli halk var deyip bu kanunda işte Kırım Tatarlar, Karaylar ve Kırımçaklar. Hepsi de Kırım'da var. İşte bunu söyleyecek edim ama daha bir kere de çok büyük teşekkürler size bildirmeyi istiyorum. Sağ olun. Eğer desteğimize ihtiyacınız varsa biz seve seve tabii destekleriz. Resmi yazı gerekirse yazarız yani elbette. Yani biliyorsunuz da yani oradaki Karaimler'de de yani orada da bir fikir ve görüş ayrımı var. Yani bazıları işte böyle görüyorlar. Diğerler böyle. Bazıları işte bu yüzden de biraz da Kırım hakkında yani Kırım'daki Karaimler hakkında konuşmak istemedim. Çünkü bu nasıl diyeyim, ilgi alanıma pek girmiyordu. Bir de durum çok karışıktı. Yani bu bir monolitik yani tek düzenli tek tip bir organizasyon da yok da yani bir sürü organizasyon var ve görüşleri çok farklı Kırım'da. Polonya'da çok şükür hemfikiriz. Ben bir şeye de ilave etmek isterdim burada
Tülay Hoca'nın Yankovski Aktay sözlüğünü anmıştı burada. Evet. Evet, ama bu bir bilimsel bir çalışmadır. Profesör Henryk Yankovski'nin ve Güleyhan Aktay'ın çıkarttıkları Karayimce sözlük. Ama bu normal günlük hayatta kullanılan bir sözlük değil yani. Bir de bu bilimsel bir sözlüktür. Ve yani bizim toplumumuzun yani Karayimlerin çoğu zaten ulaşmıyor o şeylere. O ayrı bir şey. Ben Karayimlerin kendilerinin çıkardıkları sözlükleri kastettim. İşte. Anne hocam, şimdi Mükremin Bey söz istemişti. İsterseniz sözü ona vereyim, sorusunu yöneltsin. Buyurun Mükremin Bey. İyi akşamlar. Çok verimli bir konferans oldu. Teşekkür ediyoruz Anne Hoca'ya. Şimdi biz babalarımızdan, büyüklerimizden hep Karayimlerin, Kırımçakların, Kırım Tatarların bir parçası gibi bildik, öğrendik. Yani şimdi tabii ki bizim kültürümüzün bir parçası olduğu kesin. Ve biz Kırım'da Karayimlerin ve Kırımçakların, Kırım Tatarlar gibi yerli halk, oranın yerli insanları olduğunu biliriz. Yani bu bize büyüklerimizin öğrettiği bir şey. Biz bunu kitaplardan öğrenmedik. O bakımdan bunlar bizim kendi halkımız ve kardeş halkımız, öz halkımız olarak değerlendirilmiş olduğumuz insanlar. Ve maalesef ben de biraz evvel vermiş olduğum rakamlardan üzülerek, yani Karayimlerin bugün dünyadaki efendim nüfusları, Polonya'da, Litvanya'da da Kırım'daki nüfusları ortada, her geçen gün yok olma sürecinde olan efendim bir halkla karşı karşıyayız. Tabii bunun tarihi sebepleri, siyasi sebepleri var. Aynı sıkıntıları bizler de yaşıyoruz. Kırım Tatarları da yok edilmek istenen bir halk. Bizim geçmişimiz beraberdi. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani benim sorudan çok, çünkü durumu az çok biliyorum. Sorudan çok geleceğimizin de beraber olduğunu söylemek istiyorum. Yani bizler sürekli irtibat halinde olabilmeli. Kırım'la, kültürümüzle beraber neler yapabiliriz? Ortak nasıl projeler geliştirebiliriz? Ve birbirimizi daha iyi nasıl tanıyabiliriz? Tabii ki biz biliyoruz ki Karayimler'de, Kırımçaklar'da Musevi dinine bağlı, Hazreti Musa'ya inanan efendim insanlar. Dini hadisenin ötesinde bir de milli yönü var. Yani bu insanlar Türkçe konuşuyorlar, Türk dili konuşuyorlar. Yani etnik kökenleri hakkında efendim derin bilgilerimiz yok. Değişik şeyler söylenebilir, bir takım polemikler de olabilir, spekülasyonlar da olabilir ama bunların hiçbir önemi yok. Bu önemli olan şey şu, bizler Kırım'ın o kültürü yaşayan, o güzel kültür, o medeni kültürü yaşayan insanlarıyız. Bugün Polonya'da nüfuslarını biraz evvel söyledi, iki tane dergi yayınlayabilmek, efendim bu kültürel faaliyetleri yapabilmek aslında bu insanların medeni kültürel seviyelerini de gösteren bir en güzel şeydir, örnektir. Biz Türkiye'de yaşayan Kırımlılar olarak, yani şunu bilmelerini istiyoruz. Biz sizleri kardeş halk olarak görüyoruz. Ve geleceğimizin de beraber olmasını istiyoruz inşallah. Ve tabii ki bu geleceğimiz, vatanımız Kırım'da olması dileğiyle diyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani söyledikleriniz çok doğru. Karayimlerin kimliği Türktür. Kimliğin de genlerle, kromozomlarla alakası yoktur. Yani önemli değil. Önemli olan işte insanların kendi hakkında düşündükleri, kendi hakkında hissettikleri ve geleneğini, örf ve adetlerini devam etme isteği önemlidir. Sanırım Karayimler ve yani Karaylar ve Tatarlar arasında ortak yapabileceğimiz mutlaka çok şeyler var.
geçmişimizi ortak da araştırabiliriz. Kırım Karaim halk edebiyatı aslında Tatar edebiyatıyla hemen hemen aynıdır. Elimizde el yazmalar var. İşte bunlar üzerinde çalışmak isteyen olursa hem Karaim hem Tatar zaten bazı bu el yazmalarında şöyle şeyler yazılıdır. Tatar kitaplarından okuyup yazdım. Demek ki kaynak da Tatar kitaplardır. Yani orada hem Karaim edebiyatı hem Tatar edebiyatı kayıtlıdır. Evet. Mustafa Ersöz söz almak istiyordu hocam. Ona veriyorum. Anne Hanım merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederim. Güzel bir sunum oldu. Ben birkaç şey sormak istiyorum. Biz Trakya'ya ben gittim. Birkaç defa gittim. Trakya'da bir şey var. Karayların ibadet yapacağı şey var. Orada bir yer var. Orada kapısından da yazılı. Zaten işte Koraska gelmiş vesaire diye şey yapıyor. Sanki Litvanya'da, Trakya'da daha fazla karay var diye şey yapıyorum. Bilmiyorum ama. Birinci sorun bu. Yani orada bayağı Tatarca kelimeler işte kırpıklamadan tut. Trakya'da hatta orada bir dernek var. Sanki daha fazla karay yaşıyor diye tahmin ediyorum. İkincisi biraz daha belki Kırım'la ilgili ama Polonya'ya gittiğimde de Bialystok'ta da dernek var bizim Kırım derneği var ama bulamadım. Oradaki Bialystok'taki Kırımların durumu nedir? Onunla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi şöyle, Karay'ın sayısı bu çok hassas bir konu ve aslında tam bir rakam veremiyorum. Yani Karayimler ne kadardır? Resmi sayıma göre 2001'de 45 kişi Polonya'da 45 kişi kendini Karayim olarak tanıttı. 2011'de yine bir sayım yapıldı bizde. Bu sefer sorularda çifte millet yani bir seçenek vardı. İnsan birinci ve ikinci milletini söyleyebilirdi yani bildirebilirdi. Mesela bir Polonyalı ve Karaim, Polonyalı ve Tatar veya Tatar ve Polonyalı. Yani birinci veya ikinci seçenek vardı. Buna göre Polonya'da 314 Karaim çıktı. İkisi de yanlıştır. Birinci de bazı bu sayımı yapan kişiler bazen bu nationality bunu sormadılar. Mesela bana sormadı. Ben dedim niye sormuyorsunuz? O diyor siz bana baktı ya siz Polonyalı gibi görünüyorsunuz. Ya Polonyalı görünsem de neyim bir kanatım mı çıkmalı veya mavi veya kızıl derili mi olmam gerekiyor ki siz görürsünüz benim Polonyalı olmadığımı. Bu yüzden de bu rakam çok düşük çıktı. Ondan sonra bazı arkadaşlarımız dedi ya biz Karaim olarak kendimizi yazdık. Sayınız fazla olsun devlet size daha fazla para versin diye. Ve yine de rakamlar yanlıştı yani doğru değil de biz kendimiz de tam olarak rakamı söyleyemeyiz. Çünkü Karaim kimdir? Bazı %100 Karaimler var yani anası babası Karaim. Fakat hiç Karaimlerle alakası, hiç temasları, kontakları yok. İstemiyorlar. Ama mesela yarı, çeyrek, 8'de 1, 16'da 1 Karaimler var. Ama yine de bilincindeler ve bir toplum için bir şeyler yapmak isteyenler var. Onlar Karaim sayalım mı saymayalım diye bir şey. Yani şöyle diyebilirim, Polonya'da 50 kadar aktif Karaim var. 100 kadar Karaim asıllı insan var.
O kadar. Litvanya'da benzer bir durum. Orada daha fazla çünkü savaştan önce zaten orada yerleşim en yoğundu, en rakam olarak en büyüktü. Hem de savaştan sonra kaldılar, göçemediler. Ve resmi sayıma göre 246 kişi kendini Karayım olarak tanıttı. Ama burada da yani bir şeyler ilave etmek de mümkündür. Çünkü bazı kişiler işte ya kendini göstermiyor, istemiyorlar. Biz Litvanyalıyız sadece. Yani orada 300 kadar Karayım var. Kırım'da durum benzer. Ukrayna'da da durum benzer. Biraz daha şey daha da karışık. Çünkü mesela internete bakarsanız Ivano-Frankivsk, bu Haliç'e yakın bir daha büyük bir şehir. İşte orada diyor birkaç bin Karayım var. Ya bütün Polonya'da eski zamanlarda bini geçmiyordu rakam. Birkaç yüzdü sadece. Ve o binler nerede? Da nereden olacak? Eğer Karayımsan, şimdi Yahudisen, İsrail'e göç edebilirsin. Ve hiç Karayimlerle alakası olmayan bir bayan bir dernek kurdu ve belgeler veriyor. Tabii para karşılığı. İşte böyle şeylerle de olabilir. Bu yüzden de Karayimlerin sayısını tespit etmek biraz zor. Yani şöyle bir kriter, Karayim asıllı ve Karayim hayatına katılan biri olursa. O zaman söylediğim gibi Polonya'da 100 kişi, Litvanya'da 300 kişi yaklaşık. O kadarız. Teşekkür ederim Anna Hanım. Şimdi Zafer Bey'e arkasından da Yusuf Altıntaş'a söz vereceğim. Buyurun Zafer Bey. Kusura bakmayın da burada daha önce sorularını yazılı şekilde bildirenler var. Evet, aktaracağım Anna Hanım. Aha. Hepsini yani söz isteyenlerden sonra hepsini toplu halde size yönelteceğim. Yani soru kalmayacak. Teşekkür ederim. Anna Akbiki Hanım'a teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Refat Bey'in dediğine de katılıyorum. Bir taraftan da yüreğimiz burkuluyor. Bizim o Karaylar belgeselinin sonunda Wrocław'da yaşayan Sofia Apkoviç Hanım belgeselin sonunda nişanı şöyle onun sözüyle bitirmişti. Sakın bizini unutmanız degeni de. Yani ben şimdi biraz Kırım Tatarca aytayım, söyleyeyim Anna Hanım'a. Çünkü Kırım Tatarca ve Karayca birbirlerine yakın dil. Biz bu filmini çekerken de Trakay'daki Knessa'da rahmetli Josef Firkoviç'in ben Kırım Tatarca söyledim. O Karayca söyledi. Anlaştık. O yerde bir İtalyan jurnalist gazetacı var idi. Pek şaşırdı. Siz hangi dilde anlaşasınız birbirinizle dedi. Ben dedim Kırım Tatarca söyleyeyim. O Karayca söyleyeyim. Anlaşayım, anlayımız dedik. Ve Polonyalı bir yazıcının meşhur sözü var. Cengiz Dağcı yazmıştı. Vatan dediğin ana dildir aslında. Yani biz bu Karay dilini, ana dilini yaşatmak, Karayların geleceğini kurtarmak için bizler ne yapabiliriz? Siz biraz bahsettiniz. Şimdi Türkiye'de Karaylar var, Polonya'da var, Litvanya'da var ve Ukrayna'da var çokluk olarak. Bir Karay Dünya Karay Kongresi toplanması yapıldı mı? Böyle bir şey düşünüle mi? Bu dört hükümetin İnsanları ve bizler bir araya gelip bu Trakay'daki yaz mektebi gibi mekteplerin daha da büyütülerek bütün dünya boyunca Karay ballarının o yerde toplanıp dil öğrenmelerini ve gelecek içinde birbirlerine tanışıp ortak bir gelecek içinde çalışmanın temellerini atmak için bizler ne yapabiliriz? Bu konudaki fikirleriniz nedir? Ya yani bir kongre düzenlemekle iş yapılmaz belki. Yani ben ufak adımların taraftarıyım. Yani bazda çalışmalar. Şimdiye kadar muhafaza edilen mirasımızı araştırmak, belgelemek, korumak. Bunun dışında işte
insanlar arası seviyede irtibatlar kurmak, birlikte çalışmak. Yani biliyorsunuz da hemen bir kongre, bir kurul, bir birleştirme, bir organları seçme, işte başkanlığı kim yapacak? Belki o yol değil. Yani bu yüzden de sanırım işte yani temelde çalışma. Yani insanlarla çalışma. İnsanlara mesela yazılı kaynakların önemini aktarmak, onların mesela mektupları atmamaları, belgeleri koruma altına almaları, bu konuda bilinçlendirmek. Dil, yani bir sosyal hayatı olursa, yani insanlar aralarında temaslara geçerlerse, kendiliğinden bir şeyler yapma hissiz hissetmeleridir. Yukarıdan pek bir şey yapılmaz. Yani insanın kendilerinin istemesi gerekiyor. Ve biz o şekilde çalışıyoruz. Yani bakmıyoruz. Yani Litvanya'da tabii çünkü akrabalarımızdır. Yani sadece soydaşlarımız değil de yani bir kan bağlarımız var. İşte birlikte çalışıyoruz. Bazen kavga ediyoruz. Bazen darılıyoruz. Bazen ama ondan sonra barışıyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Ama bakmıyoruz yani başkaları yaparlarsa yani bir teşkilat daha yüksek filan o seviyede belki bilmiyorum. Yani ben şahsen bir böyle bir gerek duymuyorum. Anna hocam, Andrei Jivachivski size soru sormak merhaba istiyor. Merhaba Andrei. Merhaba hocam. Bir video açalım. Zaten ben de sizi göreyim. Sayın hocam, ben nasıl? Söyleyeceğim sual için siz zaten cevap verdiniz. Kariyim kimdir? Yani soracaktım ama başka da sorum var. Karaköy, yani İstanbul'daki ilçesi. Bu Kara mı, Karaköy, Siyah Köy mü yoksa Karay, Karayim Köy den adı geliyor. Hem de ikinci sual, şu an gençler için dil kurmak, sizin yani Karayimce dil kurmak için projeleri var mı? Yani teşekkür ediyorum. Hem de sunum teşekkür ediyorum. Yani ne gibi projeler, pardon? Yani dil Karayimca kurmak için gençler için projeleri var mı? Şimdi Karaköy çok konuşulan bir konu. Şahsi fikrim bu Karayimlerle pek alakalı olmayabilir. Bildiğim kadarıyla yani Mina Rosen diye bir Yahudi bir tarihçi var. O Yahudilerin tarihi hakkında çok şeyler yazdı ve onu doğru buluyorum. İşte diyor genellikle Yahudilerin ve Karayimlerin yerleşim yerleri şu andaki Eminönü Unkapanı taraflarda yeni caminin bulunduğu yer. Bu Porta Ebraica, Bizans'ta. Bak, ondan sonra Hasköy, yani Haliç'in içinde. Ama Karaköy'le, Karayimler'le alakası sadece herhalde bir ses benzerliği var. Bir yazarın adı unuttum. Neyse, yani önemli değil. Bu sadece bir ses benzerliği olabilir. Yani Karayimlerin orada oturup oturmadıklarını bilmiyorum. Ama işte Mina Rosen'e inanıyorum. Yani madem ki orada yaşıyorlardı. Yani Haliç'in öbür tarafında. Gençler için şöyle her sene o Karayim okulu düzenleniyor. Bu da sosyal hayatın geliştirilmesi için çok yararlı bir inisiyatif. Gençler belki yani dili, gençler çok hevesli ve gençler dili öğreniyorlar. Bunun dışında son zamanlarda internet üzerinden Karayimce dersleri verilmeye başladı.
Romas Çaprocki Litvanyalı bir Karayim. Kendisi dili çok iyi biliyor bu Ponivejli Karayimlerden. İşte internet üzerinde İngiltere'de kalan çocuklara ve gençlere dil dersi veriyor ve gördüğüm kadarıyla bayağı başarılı. Çünkü biz geçen senenin sonunda çocuklar için bir yarışma düzenledik. Köküm nerede? Yani soy ağacım nedir? Diye bir yarışma yaptık. Çocuklar resim, film, şarkı, bilmem ne, heykel gibi şeyleri gönderiyorlar. 9 katılımcımız vardı. Kazanan çocuk çok güzel Karayimce şarkı söylüyor. Ve Karayimi dili internetten öğreniyor. Yani 9 yaşında. Çok ümit verici bir şeydi. Ve sanırım bu şekilde yeni kuşak en azından dil hakkında biraz bilgi edinebilecek. İnşallah. Yani şu anda yaptığımız şeyler bu. Hocam son olarak Burak pardon, ben bu Karaydar'la Karaköy'le ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela İSAM'ın yaptığı bir proje var. Orada İstanbul'da Karaylar adlı bir makale var. Orada hem Simon Şişman'ın hem başka şeylerin buranın Karaylar yerleşimi olduğunu anlatan güzel bir makale var. Onun da linkini şimdi atarım. Arkadaşlar oradan da okuyabilirler. Son olarak Kaan Bük'e söz vereceğim. Arkasından yazılı soruları okuyorum ve sanırım arkasından kapatacağız. Teşekkür ederim. Tamamdır. Çok fazla sağ olun, yani her şey için çok fazla teşekkürler. Benim sorum şu konuda, şimdi Varşova'nın ismine baktığımızda Varşova'nın aslında oradaki rabinik Yahudilerden geldiği çok çok açıkça belli. 1940'lardan önce Varşova'daki Karay ve rabinik kesimin görüşmeleri nasıldı? Ya böyle birbirleriyle bir bağ, bir toplantı gibi şeyleri var mıydı? Benim sorum bu. Çok fazla teşekkürler tekrardan. İyi günler. Yani rabinik Yahudilerle mi? Hı-hı. Evet. Bildiğim kadarıyla hiç yoktu. Ya çünkü şöyle 1940'tan önce Varşova'daki nüfusa baktığımızda nüfusun yaklaşık 1/5'ü, oradaki Yahudi nüfusunun 1/5'ü, hatta toplu nüfusun 1/5'ü çok büyük miktarda rabinik, evet, Yahudisi. Ve şey bakımından, işte bu Tevrat eğitimi, Talmud eğitimi bakımından çok fazla gelişmiş bir bölge. Bu konuda çok fazla rabi çıkarmış bir bölge. Benim sorum da buydu. Çok fazla teşekkürler tekrardan. Yani Karayimler ve Rabbaniler Varşova'da hiç temaslar yoktu. Çünkü durum da farklıydı. Yani onlar zaten birçok yerlerde nüfusun büyük bir kısmını, bazı Polonya'nın doğusundaki bazı yerlerde nüfusun çoğunluğunu oluşturuyorlardı. Fakat Karayimler ayrı, yani Karayimler sayıları da azdı ama komple ayrı yaşıyorlardı. Ve Varşova'da şöyle, 19. yüzyılda 50 kadar Karayim vardı Varşova'da. Nüfusu 300 bin. 300 binde 50 kişi. Mezarlığı kurdular ama Yahudi mezarlığın yanında değil, Ortodoks Patrikhanesinden bir şey arsa aldılar. Orada ayrı bir mezarlık kurdular. Bu grup 50 kişilik, yaklaşık 50 kişilik grup Varşova'da Birinci Dünya Savaşı'na kadar kaldı. 1915'te zorunlu bir evakuasyon yapıldı ve Varşova'daki Karayimler bir kişi dışında Varşova'dan ayrıldılar, bir daha dönmemek üzere ayrıldılar. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra
çok yavaş yavaş Karaimler tek kişi olarak Varşova'ya gelmeye başladılar. Biri okudu Varşova'da ve kalmaya karar verdi. Kendisi mekanisyendi, teknisyendi. Bir fabrika kurdu, Varşova'da kaldı. Profesör Zajączkowski Türkologtu, Varşova'ya taşındı, Varşova'da kaldı. Memur olarak çalışan iki kişi tanıyorum. Bir kişi zaten Rusya'dan Sovyet diplomatıydı. Ve ondan sonra Polonya'ya iltica etti. Yani grup çok küçüktü. Bir de hiç Yahudilerle alakası, yani bir ilgi duymuyorlardı. Yani kendini, Karaimler her zaman Yahudilerden kendilerinin farklı olduklarını hissediyorlardı. Ve bu karşılıklı bir şey. Yani Karaimler ve Yahudiler arasındaki fark bu yazılı Tora'ya yaklaşım. Karaimler onu kesinlikle kabul etmiyorlar. Bu yüzden içindeki tüm tembihler, emirler Karaimler için geçerli değil. Bu da Karaimleri Rabbani Yahudilerin gözünde hiç Yahudi olmayan biri kılıyor. Çünkü oradaki görevleri yerine getirmiyorlar. Karaimlerin de zaten Tevrat'a bakışı farklı. Onu böyle kelime kelimesine bazen okuyorlar. Mesela bir yerde kuzuyu annesinin sütü içinde pişirmeyeceksin diye geçiyor. Ve Yahudiler halavi ve psari diye yemekleri ikiye ayırıyorlar. Yemekler ya sütlü ya etli. Buzdolabı sütlüler için, buzdolabı et için. Bıçaklar iki takım. Tencereler iki takım. Çünkü karıştırmamak lazım. Karaimler buna nasıl diyeyim, harfiyen bakıyorlar. Diyor, et sütte pişirilmez. Ama mesela yoğurtlu İskender kebap yiyebilirsin. Hem et hem Çünkü bu et pişirilmez, yani haşlanmaz sütte. Ama karıştırılabilir. Yani yoğurt ve et yemek birlikte mümkündür. Bazen de tam tersi Yahudiler çok harfiyen bakıyorlar. Karaimler çok mecaz. Mesela bir yerde de şöyle denir, Tanrı, yani Yüce Tanrı şöyle diyor, kelimem, sözüm alnında ve kolunda olacak. Ve Yahudiler bunu harfiyen anlıyorlar ve işte böyle yazılmış bir parşömen alnının bir kutu içinde alnına bağlıyorlar, koluna da bağlıyorlar. Karaimler bunu mecaz anlamda anlıyorlar. Yani Tanrı'nın sözü aklında olacak. Unutmayacaksın. Buna göre düşüneceksin. Kolunda olacak, elinde olacak. Yaptıklarını buna göre yapacaksın. O şekilde. Ve bu ayrım zaten her zaman vardı. Bazen daha dostça ilişkiler vardı. Mesela 16. yüzyılda Wutzklu Karaimler Yahudilerle birlikte mesela bir krala başvuruyorlardı dua evi inşa etmek için izin istediler, ortaklaşa. Ama ondan sonra bu ayrım başlıyor. Çünkü eski Polonya'da, bu Polonya-Litvanya birliğinde Karaimlerin gerçi öz yönetimi vardı, yargı sistemi ayrıydı ama vergi sistemi içinde Yahudilerle birdi. Ve Yahudiler mesela Karaimlere çok büyük yükümlülük getiriyorlardı. Sayılarına orantılı bir şekilde değil, fazla veriyorlardı. Ve ayrım başladı. Ve bu ayrım isteği doruğa 18. yüzyılın sonlarında çıktı. O zaman Wutzklu Karaimler Sejm, yani Polonya parlamentosuna bir dilekçe yazdılar.
bizi Yahudi saymayın çünkü biz Yahudi değiliz. Biz başka şeyler yiyoruz, başka elbiseler giyiyoruz, Polonyalılar gibi yaşıyoruz ve hiç Yahudi değiliz. Ve ondan sonra bu 19. yüzyılda Rusya İmparatorluğunda bulundukları zaman daha da keskin oldu. 1837'de Karayim Hahamlığı ayrı kuruldu ve artık Rusya'da Karayimler ve Yahudiler ayrıydı. Ve devlet de bunları ayrı olarak onlarla muamele ediyordu. Anna hocam. Sonra zaten fazla ilgi duyulmuyordu. Yani Rabbanilerle, özellikle Varşova'da zaten Karayimler yoktu, pek yoktu. Anna hocam, şimdi yazılı soruları kısaca size yönelteceğim. Siz de cevaplarsınız. Hepsini bir kere de okuyacağım. Zaten bazı sorulara cevap verdiniz. Hani Yahudiliğin genel anlayışıyla Karayimlerin nasıl ayrıldığını muhtemelen bazı sorular cevaplandı ama ben size kısaca okuyayım. Neşe Sarısoy Karatay, Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul ediyor Karaylar. Bu konuda bir şeyler söylemek ister mi diye sormuş. Gene Neşe Hanım ve Zafer Bey birçok kaynak paylaştı. İsteyen kişiler chat kısmından bunları temin edebilirler. Diğer sorular için de hemen soruyorum. Karaköy cemaatini soruyorlar. Kaç kişi kaldı? İbadethaneleri var mı? Ve mezar yerleri var mı? Bir de şu Türk ünlü yazar Refik Halit Karay'ı sormuşlar. O da Karaytürk'üm yoksa sadece soyadı mı öyle diye sormuş Haldun Soydal. Melek Hanım sormuş. Hanukkah ve bizdeki kandiller Rabbani inanışta var. Karaylar Tanak reddedici için hiç kutlamadılar. Yani tezbihte hata olmaz, biraz hadisleri reddeden mealciler tarzı bir yaklaşım dini inanış olarak diye bir yorumda bulunmuş. Yine Melek Hanım bir sorusu var, belki de cevaplandı, ben gene de ileteyim. Hanuka ve Bar Mitsa gibi adetler devam ediyor mu diye sormuş. Tülay Çulha gene kaynak paylaştı, Yankovski ve Aktay. Polonya'da 2015'te yayınlandı, Türkiye'de de çıktı diye bildirmiş. Neşe Hanım gene bir Özü Türk belgeselini paylaşmış ve Karaylar İsrailoğullarından farklı olarak Talmud'u kabul etmiyor değil mi diye tekrar bir sorusu var bu konuda. Belki cevaplandı, ben gene de aktarayım. Bu kadar. Buyurun hocam. Evet, Hazreti Muhammed Karayimler için peygamber mi diye bir soru. Evet, aslında desem evet. Şimdi Karayim din olarak başlangıçta bu nasıl diyeyim, bir Hristiyanlıkla Katolikler ve Protestanlar gibi. Yani Katolikler, Protestanlar geriye dönelim, özümüze dönelim, dinimizin temeline dönelim diyenlerdi. Yani Karayimler gibi. Ve oldukça serbesttiler. Yani ilk Karayimler. Diyorlar yani bu kurallara uymayacağız, şu kurallara uymayacağız. Yani böyle bir devrimci. Fakat 15. yüzyılda İstanbul'da zaten bir Karayim ilim adamı Eliyahu Başyacı Karayim dininin 10 kuralını bir araya getirdi. Ve bu kurallar dahilinde yani Yüce Tanrı her şeyi hiçten yarattı. İşte ahiret günü gelecek vesaire vesaire şeyler. Bunların arasında Tanrı'nın sözü Hazreti Musa tarafından insanlara iletildi. Ve peygamber nasıl Türkçe şeyde ilham kaynağını da Tanrı'dan alıyorlar. Yani peygamber olan Tanrı'nın insanlara gönderdiği bir nasıl diyeyim
Yani bir aracı gibi Tanrı'nın sözünü ileten kişidir. Ve Kırım'da özellikle 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başlangıçta işte bunu da Muhammed, Hazreti Muhammed, Hazreti İsa peygamber olarak görmeye yol açtı. Ve mesela Kırımlı Karayimler işte Allahu Teala diyorlardı. Yani bunları normal olarak, çünkü Tanrı zaten Allah aynıdır, tektir. Ve tabii bu Yahudiler, Yarabani Yahudiler çok yadırgandı. Yani niye Hazreti Muhammed'i peygamber olarak görüyorsunuz? Ama Karayimler evet gerçekten görüyorlar. Yani Hazreti Musa en önemli ama yine de peygamber peygamberdir. Tanrı'nın gönderdiği biri. Kandil, Hanuka, bu Yahudilerin ikinci tapınağın bozulmasından sonra gelen bir bayram olarak Karayimler tarafından kabul edilmiyor ve kutlanmıyor herhangi bir şekilde. Bar mitzva diye bir şey yok bizde. Hı hı. Hiçbir zaman yoktu. Ama mesela İsrail'de olanlar, çünkü oradan Mısırlı Karayimler geçti. İşte onlar yapıyorlar ama bu da ortamın etkisidir. Hanuka da yakıyorlar kandiller. Çünkü herkes yakıyor, onlar da yakıyor. Yakmazlar belki bu ortamda dışlanacaklar diye, belki oradan korktukları için uyuyorlar. Yani bu, biz de Polonya'da aynı durumu yaşıyoruz aslında. Mesela Polonya'da 1 Kasım'da Ölüler Günü var. Bütün azizlerin günü ve mezarlığa gidilir ve orada mum yakılır. Ve bu Karayimlerin geleneklerine çok ters, çünkü mezarlık murdar bir yer. Temiz değil ve hiçbir şey yapılmaz orada. Sadece gideceksiniz, ya birini gömeceksiniz ya da dua edeceksiniz ölüler için. Ama çiçek miçek, işte mum falan yok. Böyle bir şey. Ama o zaman Polonyalıların ortamın gözünde o mezarlık bakımsız görünüyor. Ve insanlar alıştılar ve bu dış çevre etkisi altında bazı kişiler işte mum yakıyorlar bizim mezarlıkta. Çiçek getiriyorlar vesaire. Yani insan bir teşekkür ederim. Alışveriş oluyor. Teşekkür ederim Anna Hocam. Bu güzel sunum ve bilgiler için. Gelecek ben hafta... de teşekkür ederim. Sabırla beni dinlediniz. Bin hatama rağmen. Yok, olur mu hocam? Biz teşekkür ederiz bu güzel sunum ederiz. Için. Senin de ne kadar berbat olduğu bilincindeyim. Yani. Yok, hiç öyle demeyin. Çok güzeldi. Heyecanlı olunca o zaman daha da. Yani aslında söylemek istediğimin yarısını söylemedim ama. İnşallah bir kez daha yaparız hocam. Ne demek? Siz yeter ki vaktiniz olduğunu söyleyin. Toplantı ayarlarız biz. Bir zevk. Daha çok konuşulacak şey olduğunu düşünüyorum. Ben de hocamıza çok teşekkür ederiz. Oldu. Çok teşekkür ederiz Anne Hanım. Teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Çok verimli geçti. Evet, teşekkür ederim. Gelecek hafta saat 15'te programımız olacak. Andriy Jivachivski bize Kırımanlı ve Ukrayna kozaklarının ilişkilerinden bahsedecek. Hepinizi tekrar bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.